Merhaba Kanal Avrupa izleyenleri. Sektörün Aynası programı Altın Oluk'ta devam ediyor. Bugün sizlere denizin maviliğiyle buluşan Hotel İda'yı tanıtacağız. Evet sevgili seyirciler, şu anda yanımda Hotel İda yetkilileri Savaş Karataş ve Tugay Karataş var. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kısaca siz tanıyabilir miyiz Savaş Bey? 1971 İzmir doğumluyum. Aslen Kuşatlı'yız. Avcıoğlu'yla beraber. İşte 13 yaşından beri sanayideki işleri, sanayide başladık daha doğrusu. Ve 21 yılda kendi şirketimiz var. Babamızla beraber, babamızdan devraldık. Şimdi turizm işine giriyoruz. Buna da bu kadar arkadaşım, kardeşim Tugay'la beraber. Tugay Bey, kısaca sizi tanıyalım. Ben 72 senesinde Uşak'ta doğdum. Öğrenimi Uşak'ta tamamlandıktan sonra 9 Eylül Hukuk Fakültesini 95 yılında bitirdim. O tarihten bu yana serbest Uşak'ta serbest avukat olarak çalışmaktayım. Ben de aynı amcaoğlum gibi babamdan devraldım bu işi. Sonra amcaoğlunun işte yaşadığımız streslerden kurtulmak için yeni bir iş, bu turizm sektörüne girmeyi teklif etti. Benim için de çok olumlu. Ben de çalıştığım işin mahiyeti gereği fevkalade stres yaşıyordum. Bu zevkli, çalışırken insanı dinlendiren, eğlendiren mesleği, bu sektöre girmeye, keyif veren mesleğe girmeye karar verdik. Kanal Avrupa izleyicilerine Hotel İda'yı tanıtır mısınız biraz? Hizmetleriniz neler olacak? Vallahi hizmetlerimiz güler yüz, mutfağımız ve otelimizin mevkisi. Yani şu körfezde... Harika bir plaj zaten, Altın Oluk. Evet, yani şu körfezde yaklaşık bildiğim kadarıyla, ben 27 yıldır burada ve inşaat sektöründe çalıştığım kadarıyla körfezde 4 tane böyle bir yer. Yani eğri ağaçlarının altında denize sıfır olan böyle bir yer. Yani körfezde 4 tane. Ve çok şükürler olsun ki bu işte burası da bize nasip oldu. Biz de güler yüzümüzle, hizmetimizle, verecek olduğumuz müşterilerimize, yemeğimizle, tabii ki fiyatımızla da gönüllerini almak istiyoruz. Ve ileriye dönük daha da böyle güzel şeyler düşünüyoruz. Hayırlısıyla inşallah. Bugün çok güzel bir açılış gerçekleştirdiniz. Evet. Konuklarınız oldukça eğlendiler. Neler söylemek istiyorsunuz bugünle ilgili? Vallahi ilk önce şunu diyeyim, yani inşallah hayırlısı olur. Daha ilerisi için istediklerimiz, evet, otelin üzerinden otel olarak değil, fakat turizm sektöründe istediklerimiz, hayallerimiz çok. İnşallah onları gerçekleştiririz. Evet, devamı olur diye düşünüyorum. Siz neler söylemek istersiniz Tugay Bey? Valla şimdi bizim bu otele ilk açmaya karar verdiğimizde düşüncemiz, mevcut şu anda çalışan, faaliyet gösteren otellerin de bulamadığımız aile ortamı, sıcak, samimi bir aile ortamı yaratmak istedik. Birinci öncelik bir hedefimiz, evet, bu. Yani insanların buraya geldiğinde evlerinde gidecekleri, kendilerini evlerinde hissetmeleri bir ortam yaratmak istedik. Tabii ki. Savaş kardeşim de söylediği gibi müşterilerimizin, otelimizin her türlü mutfağına, şeyine, denetimde, müşteri denetiminde açık olacak. Yemeklerimizin lezzeti yine önceliklerimiz zaten arasında. Zaten Kaz Dağları'nın eteklerindesiniz. Evet. Zeytinyağımız. Evet. Ve fiyatlara da çok önem verdik. İnsanlara gözünü büyütmeden, korkutmadan özellikle kafeteryamızda, fast food bölümümüzde, evet, dışarıdaki en ucuz fiyatlandırmadan yola çıkarak fiyatlandırmaya çok düşük tuttuk fiyatlarımızı. İnsanlar hiçbir şekilde ceplerine güvenerek gelip kalabilirler burada. Savaş Bey, hem kendi işiniz hem bu iş, ikisi böyle de çok zor olmayacak mı? Yani iki farklı sektör. Yok, zorluğu yok. Şöyle ki, inşaat işinde ekibinizi kurduktan sonra elemanlar seni ustabaşınızdan tutun, işte kalfasına çırağına kadar herkes seni anladıktan sonra bir sıkıntı yaşanmıyor. Bu işte de aynı şekilde, turizm işinde de
Bülent Bey, müdürümüzü zaten yıllardır tanıyoruz kendisini. O da mutfağıyla, elemanıyla, işte şefiyle, garsonuna kadar herkesi tek tek seçtik, ayırdık. Ve iyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. Kaç çalışanınız olacak? 10 kişiye biz burada ekmek vereceğimizi düşünüyoruz. Belli prensipleriniz, kurallarınız olacak mı? Kesinlikle tabii ki. Yani bunun savaşında çok verdik. Yani şu anda bu ekibi 2 ay içerisinde, 2 ay öncesinde kurduk. Ve ekibin içerisinde tabii ki adaptasyon sorunu oldu. İşverenle işte müdürüyle olsun, şefin o da katsa şeyiyle olsun sıkıntılar yaşandı. Ama bunlar tatlı dille bir şekilde halloldu. Kalanlar kaldı, çıkacak olanlar da çıktıktan sonra. Şimdi şu anda 10 numara bir ekibimiz var. Gelecek olan misafirlerimize kaliteli bir hizmet sunacağımızı ümit ediyorum. Ve kesinlikle bu şekilde olacaktır. Kudar Bey, siz, aynı soruyu sizin için de sormak istiyorum. İki farklı sektör, siz de avukatsınız. Ben mesleğimi çok seviyorum, çok severek yapıyorum. Ama iş yoğunluğu, yaşında, ilerleyen yaşında verdiği bir yılgınlıkla, yorgunlukla artık böyle kendimi daha çok böyle zevkli, biraz önce söylediğim gibi, zevkli bir mesleğe yöneltmek istedim, sektöre yönelmek istedim. Seviyorum ben bu mesleği. Ben üniversiteye girdiğim sene tercih, hukuk fakültesi tercihlerimin altında 3 tane turizm otelcilik vardı. Yani ben gençliğimde o zamandan beri severek seviyorduk. Turizm sektörünü seviyordum ve bu işe de çok canlı gönülden girdim. Severek girdim. Sevdiğiniz zaman işin zorluğu pek insana ağır gelmiyor. Evet, ben farklı bir şehirde yaşıyorum. Yol biraz problem oluyor ancak çok seviyorum. Şimdi buraya koşarak geliyorum. Burası beni çok dinlendiriyor. Evet, personeli düzgün oluşturmak, Savaş Bey'in de söylediği gibi personeli düzgün oluşturmak çok zor. Çok zorlandık bu anlamda. Ama şimdi her şeyde bizce dört dörtlük. Gelen müşterilerimiz de öyle düşüneceklerine inanıyoruz. Dört dörtlük bir tesis oldu bizce. Savaş Bey, Körfez'deki turizm sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Körfez'deki turizm sektörü şu şekilde. 5 yıldır hareketli ve bir takım atılımlar yapıldığını görüyorum. Bunun en büyük etkeni de tahminimce Körfez Havalimanı olması gerek. Bunun bize çok büyük faydası oldu. Artık insanlar da buranın, Tugay Bey'in de söylediği gibi deniziyle, havasıyla, işte Kaz Dağları'nın eteklerinde olması, kaplıcalarımızın olması turizm sektörünü bayağı bir hareketlendirdi. Ve daha da iyiye gideceğini umuyorum. Tabii ki sağlıklı, temiz, düzgün bir hizmet. Bundan sağlandığı sürece Körfez'imizdeki suyumuz en büyük olur. Havamız en büyük olur. Bunlara sahip çıkıp temiz bir şekilde Altınoluk'ta denizimizi, mavi bayrak denizimizi devam ettirdiğimiz sürece inşallah iyi olacak. Peki son olarak sektörün aynası izleyenlere neler söylemek istersiniz? Gelmelerini, görmelerini, bizleri tanımalarını, yeni bir bizim, yani turizm işi olarak, evet kesinlikle girip görmelerini isterim ki farkımızı, işte denizimizi, havamızı her zaman söylediğim şeyler ama. Altın olayı, olayı düşerse ya, kesinlikle tatil için Hotel İde'yi tercih etmeliler. Burası gelenlerin herkesin söylediği cennetin bir köşesi olduğunu söylüyor. Zeytin ağaçlarıyla. İde ağaçları. İyice kokulu bir sohbet yapıyoruz burada zaten. Kesinlikle yani burada işte siz de çekimlerinizi yaptınız. Çevre düzenlemesiyle olsun, o mis gibi çiçek kokuları İde ağaçlarıyla beraber. Çay bahçemizde, Facebook'ta yiyeceklerimizde, her şeyimizde ayrıcalığımızı göreceklerdir. Peki. Programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. Eğer gerçekten tatil yapmak istiyorsanız Altınoluk'ta Hotel İda sizler için mükemmel bir yer. Programımız burada sona eriyor. Bir başka sektörde görüşmek üzere. Hoşçakalın.